O krediyi döndürüp zamanı gelince tak ödeyecektin. Ne iş çeviriyorsun sen? Trilyonla para girdi geçen ay kasaya. Ne demek krediyi ödememek, işi bu raddelere getirmek? Paran mı yok? Yok canım. Paramız var Allah'a şükür. Yine yemeğe olan istifa noktalarına getiriyorsun o zaman. Bana bak. Mahsus yapıyorum deme bana. Boynunu kırarım buradan çıkamazsın. Hak etti senin oğlun bunları baba. Ulan ne konuşuyorsun abuk subuk? Neyi hak etti? Oğlan hazırlıyoruz bunca senedir. Yükseliyor bankada takır takır. Neyi hak etti? Neyin peşindesin ulan sen? Niye orada barınamaz pozisyonlara getiriyorsun lan oğlanı? Ayrıca bana bak. Eğer o vurulma olayında senin parmağın varsa... Fırat kazanın ölmesi gerekiyordu. Yok canım, o kadar uzun boylu değil baba. Vallahi olan emin senin yaptırdığın. Oğlunu biliyorsun. Yağmur yağsa benden biliyor. Ne gaz yaptı ben gene sana? Niye kudurdun taktın bunca seneden sonra oğlana tekrar? Ne oluyor? Biraz üzülecek. Öyle fazla değil ama. Biraz. Sonra vereceğim parasını. Run! Gene kızın peşinde dolaşmaya başladı baba. Böyle gitmeler, gelmeler, yemeğe çıkmalar. Öldürmediğime şükretsin. Hangi kız bu lan? Hemşire. Baksana. Siniri de geçmiştir. Vay diğer hemşireymiş. Bacım hoş geldin, iyi akşamlar. İyi ya. Artık öyle sıradan ölümler gibi selamlaşma cümleleri kullanmıyoruz zaten. Değil mi? İyi akşamlar. Bu gece sıcak bir aile ortamına ihtiyacım var. Sizinle yemek yiyebilir miyim bacım? Yemek tabii ki de veririz. Ne haber? İyiyim. Sıcak aile işi ortamı biraz zor. Baksana bizim kızın suratı yine sirke satıyor. Ne oldu, yine mi kavga ettiniz? Bak eğer öyleyse söyleyin, gideyim dayanamam. Yok canım, aksine gayet iyiyiz. Hatta bugün ikimizle ilgili çok önemli bir haber vermek için iş yerine geldim. Ama sen çıkmıştın. Fırat da çıktı. Ha. Niye gelmiş ki? Vallahi durum vahim. Banka süre müre vermem diyor. Sermeti parça parça edecekler. Fırat, ben artık bu işte yokum, istifa edeceğim dedi. Müvekkiline söyle, aradan çekiliyorum, ne hali varsa görsün dedi. Hayda. Ya böyle bir şey için istifa edilir miymiş canım? Yok canım, bence de. Yani gerizekalı gibi bankanın parası için kanının son damlasına kadar uğraşsın. Vallahi ben Erol Bey'e söyledim. Anlattım her şeyi. Artık kendi aralarında konuşup halletsinler. Beni ilgilendirmiyor. İyi etmişsin bak, bu adamlara görüşme bahanesi vermeyin. Yani kızım size oyun gibi geliyor ama... bu adamdan ne kadar uzak durursanız o kadar iyi. Bence Fırat akıllılık etmiş. Yani böyle pislik heriflerle uğraşmayın. Oğlum içsene rakını. Acıdı ya rakı. Bir saattir oturuyorsun karşımda kıpırdamadan. Konuşacaksın bu akşam. İç dedik sana. Sağ ol baba, içmeyeyim ben. Bozuyor beni. Utanıyorsan da arkana dön iç. Yabancı yok burada. Tövbe estağfurullah. Ye. Boş mideye içilmez. Bak oğlum. Sen benim elimde büyüdün. Hayırsız, çulsuz itin tekiydin. Ama bak, imparator oldun. Sayende baba. Sayemde falan değil. Ben seninle ufak tefek işler yaptım İstanbul'da. İkimizi de Karun yapan senin o çakal zekin. Sen geldin, konuştun benimle. Hikmet baba dedin. Bak dedin. Böyle böyle bir iş imkanı var dedin.
Sana da bana da büyük faydası olacak dedim. Girdik işe. Sonucu görüyorsun işte. Bu senin başarın. Sen de Erol abi olmasaydı tek başıma yapamazdım. Doğru lan bir lafımı bitirem. Bunca işin gücün ortasında, para denizinin içinde yüzen kudretli bir adam olarak yakışıyor mu sümüklü olanlar gibi kız kavgası yapmak sana? Ha? Ben korkumdan en sevdiğim 3 resmi sattım bugün adama. Ne? Evet. Senin resimlerini mi satın aldı? Ya o gelmedi de bu Sebastian kılıklı uşağı var ya onu göndermiş. Senin haberin yok buraya da gelmek istedi. Bir piyano hocası lazımmış küçük kıza. Allah Allah. Ben buldum da gelmedi. Niye gülüyorsun Deniz? Nesi komik bunun? Adam buraya geleceğim dedi. Ama komik ya, durum komik. Bunca manyak şeyin içinde adamın bacak kadar çocuğa gösterdiği şefkate, ilgiye bak. Komik bu adam, bir kabul edelim bunu ya. Komik komik, iyi iyi. Siz böyle egzotik maymun görmüş gibi gülmeye devam edin. O maymun boynunuzdan bir ısırsın, göstereceğim ben size. Ben hayatım boyunca ne yaptıysam o kızın karşısına adam gibi çıkmak için yaptım. Dünyanın etrafını koşacak bir koşucu gibi hazırlandım bugüne. Takip ettim. Yıllarca takip ettim. Kız bitti avukat oldu. Kendimi eğittim. Geliştirdim o gün geldiğinde rezil olmamak için. Tertemiz işler kurdum. Tertemiz işler kurdum kızın karşısında korkutucu olmamak için. Sabah akşam hamamda yıkandım ben. Sabah akşam hamamda yıkandım. Olur ha karşılaşırsak tertemiz kokuyun diye. Ah be oğlum. Bu kadar dert çekmeye gerek mi? Al karıyı at bir yere. Karayiplerde ne adalar var? Balık geçmez önünden o kadar şahsi yani. 10 gün yat kalk bıkarsın zaten biter gider. Ha olmadı alırsın nikahına. O sevecek beni. Kendisi isteyen olacak. Zorla olmayacak bir şey. Ben yıllarca bu günü bekledim. Bunun için değil. Senin o şebek oğlun. Senin o şebek oğlun kızın karşısına çıktı. Yılan gibi kızın etrafında dolaştı. Ben oldum. Ne seni dinlerim bundan sonra, ne de başka kimseyi. Kimseyi tanımam artık. Kimseyi tanımam! Seni bile tanımam! Kasabayı da yakarım, İstanbul'u da yakarım, memleketi de yakarım! Kimseyi tanımam! Herkesi öldürürüm. Yemin ediyorum herkesi öldürürüm. Uzaktan başlarım, herkesi öldürürüm! Bir tek seni bırakırım. Haşa babamsın. Büyüğümsün. Ama senin o hovarda oğlunu öldürürüm. Öldürürüm! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.